Ümraniye'de faaliyet gösteren Visal Metal İş Dekoratif, demir uygulamalarında tasarım ve anahtar teslimi projeler üretmektedir. Firma, özverili çalışmaları ve gelişmiş makine parkuru sayesinde başarılı projelere imza atmaktadır. Firma Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Ali Kızmaz'dan firmanın kuruluş hikayesini dinledik. Visal Metal Merdiven 1988 yılında Ümraniye'de kuruldu. O günden bugüne ferforje işleri ağırlıklı olarak çalıştık. Son 12-13 yıldır da merdiven imalatında bir açıklık gördük Türkiye'de ve merdiven imalatına başladık. Metal merdiven olarak 12-13 yıldır merdiven yapıyoruz. Hüseyin Ali Kızmaz konuşmasında yapmış oldukları işin arkasında olduklarını belirterek şunları söyledi. Bazı imalatların temelinde bazı meslek grupları yatar. Biz demirci olarak iş hayatına başladık. Demircilikte bir sürü makine imalatı ortaya çıkabilir. Dolayısıyla temelde usta yapımız var. Bir sürü imalattan sonra merdiven imalatına başladık. Bu işi biliyoruz. Ve bu işe de gönül vermişiz. İşimizle alakalı şu ana kadar bir sürü tasarım ve kendimize has imalatlar gerçekleştirdik. İşimizi seviyoruz, biliyoruz ve işimizin arkasında olmaya çalışıyoruz. Hüseyin Ali Kızmaz, sektörde kaliteyi ucuza alma bilinci olduğunu belirterek görüşlerini dile getirdi. Türkiye'de şöyle bir açmaz, şöyle bir sıkıntı var ve yanlış bir tercih. Ve çok kimsede bu var. Bir hastalık olarak, bir virüs olarak bunu değerlendiriyorum. Kaliteyi ucuz almaya çalışıyorlar. Biz inşaat sektörüne genel itibariyle hitap ediyoruz. Müteahhit kesimi de bir sürü taşeron gruba, bir sürü meslek grubuna lokomotiflik yapan, onlara iş veren önemli noktada bir meslek grubudur. Kaliteyi ucuz almak istiyorlar. Kalite ucuz alınır mı? Kalitenin bir değeri, kalitesizin de onun altında başka bir değeri vardır. Ya da birinci kalite, ikinci kalite, üçüncü kalite diye imalatları sınıflandırırsak, birinci kalitenin değeri 5 liraysa ikincinin 3 lira, işte üçüncünün de 2 lira olmalı değil mi? Ama birinci kaliteyi 2 liraya, üçüncü kalitenin parasını almak isteyen, dolayısıyla burada ne çıkıyor? Emeğe sömürmeye çalışan, emeğin karşılığını vermemeye çalışan bir müşteri kitlesi ortaya çıkıyor. Yani kaliteyi ucuza almaya çalışmak ahlaki bir sıkıntıdır. Bunu düzene koyacak olan aslında o imalatı yapan bizleriz. Bizlerin diretmemiz lazım. Kaliteden ve fiyattan da ödün vermememiz gerekiyor. Devlet ve devletin altındaki güç sahibi, para sahibi insanların kaliteyi ucuza almak sıkıntısından vazgeçip emek sahibine hakkını, değerini vermeye çalışması lazım. Böylece emek sahibi olan esnaf ve sanatkarlar para kazanacak, yanındaki çalıştırdıklarını da para kazandıracak. Böylece bu meslek gruplarına da çocuğunu göndermek isteyen insanların sayısı artacak. Dolayısıyla memleketimiz kalifiye eleman noktasında doymaya doğru ulaşacaktır. Hüseyin Ali Kızmaz, meslek lisesi mezunlarının sektörde yer alması gerektiğine dikkat çekerek şunları söyledi. Ben teknik öğretmenim. Meslek liselerinden mezun olan kimseler de bu işe çok fazla iltifat etmiyorlar. Aslında meslek lisesi mezunu ustaların çoğalması lazım memlekette. Ama burada almış olduğu maaşı her meslek grubunda alıyorsa bir insan başka meslek gruplarına çabucak kayabiliyor. Ben bu bölümü bitirdim. O zaman bu bölümde usta olarak, teknisyen olarak yetişeyim dediğinde karşılığını almak istiyor. Diğerlerinden daha fazla para alması lazım. Alamıyorsa bu sefer bu meslek grubunda veya hangi okulu bitirdiyse öğrenci o meslek grubunda istihdam kendisini etmiyor, edilmiyor. Eğitim için bir sürü öğrenci yetiştiriyorsunuz ama öğrenciler çalışması gerektiği meslek gruplarında çalışmıyor. Hüseyin Ali Kızmaz son olarak bundan sonraki hedeflerini dile getirdi. Aslında Türkiye'nin dışına açılmak asıl niyetimiz. Türkiye'yi halledebilmiş değiliz ama Türkiye'nin dışında gözümüz var. Çünkü Türkiye'den de ümitsiziz biraz. Türkiye'deki bu karşılığını alamama sıkıntısı olması hasebiyle hedefimiz daha ilerlerde.